Çok uzun zamandır bekliyordunuz ve sonunda isteğiniz oldu. Hem evinize de çok yakın görünüyor. O yüzden hemen anahtarları alıp arabanıza koşuyorsunuz ve otoyola çıkıyorsunuz. Gökyüzünde pırıl pırıl bir gökkuşağı var. Gökkuşağının en uç noktasını bulup hak ettiğiniz altını kazanma şansını kaçırmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Arabayı mümkün olduğunca hızlı sürüyorsunuz. Derken gökkuşağı bir anda çifte dönüşüyor. Keskin bir viraj dönüyorsunuz. Gökkuşağının bir ucu birkaç dakikalık mesafedeymiş gibi görünüyor. Giderek yaklaşıyorsunuz ama gökkuşağı kaybolmaya başlıyor ve sonra da yok oluyor. Arabayı durdurup ödülünüzü arıyorsunuz ama hiçbir şey bulamıyorsunuz. Endişeye gerek yok. Bu sadece sizin başınıza gelen bir şey değil. Gökkuşağının uçlarına ulaşmak fiziksel olarak imkansızdır. Çünkü gökkuşağının somut uçları yoktur. Gökkuşağı, yağmur damlalarının minik prizmalar gibi davranabilme süper gücü sayesinde oluşan bir optik yanılsamadır. Yağmur damlaları, güneş ışığını kendi içlerinden sizin onu izlediğiniz yere doğru yansıtır. Işığın farklı dalga boyları farklı açılarda kırılır. Bu yüzden güneşten dünyamıza ulaşan beyaz ışık, belli bir sırayla gelen bir renk demeti gibi görünür. Bu doğal optik yanılsamanın meydana gelebilmesi için doğru hava koşullarının mevcut olması gerekir. Ayrıca sizin gökkuşağından belli bir mesafede, güneş ışınlarına göre tam 42 derecelik bir açıda duruyor olmanız ve güneşi arkanıza, yağmuru ise önünüze almanız gerekir. Size göre hep aynı mesafede kaldığından gökkuşağına doğru ilerleseniz bile ona bir türlü ulaşamazsınız. Ayrıca o sırada baktığınız açı da değişir. O yüzden gökkuşağı manzaraya kıyasla ufalırmış gibi görünür. Yağmurun yağdığı yere vardığınızdaysa gökkuşağı gözlerinizin önünden yok olur. Yeterince ışığı yansıtabilmek için yağmurun kalın bir sütun halinde yağıyor olması gerekir. Eğer oradan uzaklaşırsanız gökkuşağı tekrar görünür olacaktır. Bir fotoğrafa bakmadıkları sürece farklı görüş açılarına sahip olacaklarından iki kişi aynı gökkuşağını göremez. Bir arkadaşınızdan gökkuşağının altında durmasını isteyecek olsanız bile ona ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, gökkuşağı da sizden o derece uzaklaşacaktır. Arkadaşınızsa belli bir mesafe uzaklıkta ve 42 derece görüş açısında farklı bir gökkuşağı görecektir. Gerçi burada şöyle güzel bir husus var. Doğru koşullar altında gökyüzünde sonsuz sayıda gökkuşağı olabilir. Yani o sırada göremediğiniz bir gökkuşağının uç noktasında duruyor olabilirsiniz. Belli bir mesafedeki biri de bu sırada gökkuşağını kamerayla yakalayabilir. Bu arada gökkuşağının üstünden geçmek de fiziksel olarak mümkün değildir. Gökkuşağı doğru koşullar altında ve açıda uçan bir uçağın yan tarafında veya altında görünebilir. Ancak uçak penceresinden çekilen ve gökkuşağını net bir şekilde yakalamış olan fotoğraflar başka bir optik yanılsamanın sonucu öyle görünür. Uçak pencerelerinin üretiminde kullanılan plastik, pencereye giren ışığı iki ayrı ışına ayırma özelliğine sahiptir. Farklı renklerde olan bu ışınlar havada farklı şekilde dağılır. Işık pencereden yansıdığında oluşan iki ışık hüzmesi birbirinin içine girerek renkli bir bant efekti yaratır. Eğer fotoğraf makinenizde polarizasyon filtresi kullanırsanız bu efekt daha da belirginleşir. Uçağın üstünden geçtiği bir su kütlesi de bu polarizasyon etkisine sahiptir. Yani o su kütlesi de tıpkı bir gökkuşağı gibi görünür ama aslında değildir. Gökkuşağının sonuna veya altına asla ulaşamamanızın bir başka nedeni de öyle görünse bile aslında gökkuşağının şeklinin kemer şeklinde olmamasıdır. Gökkuşakları havada tam daire şeklinde belirir. Dairenin geri kalanını görememenizin sebebi yerde durduğumuz sırada sadece ufkun üzerindeki yağmur damlalarının yansıttığı ışığı görebiliyor olmanızdır. Yani gökkuşağının alt yarısı görüş alanınızın dışında kalır. Tam bir dairesel gökkuşağı görebilmek için ya bir uçağa atlamanız ya da çok yüksek bir dağa tırmanarak bakış açınızı genişletmeniz gerekir. Gökkuşakları yalnızca gün içinde ortaya çıkmaz. Geceleri çıkan gökkuşağına ay kuşağı veya ay gökkuşağı denir. Bu gökkuşakları aydan yansıyan ışınların havadaki su damlacıklarına çarpması sonucu meydana gelir. Ay kuşağının da renkleri aynıdır ama bunlar çok soluk görünür. Ayın kendi ışığı olmadığı için güneş ışığını daha sönük bir şekilde yansıtır. Bu yüzden ay kuşağı aslında güneş ışığı ve sudan oluşan bir gökkuşağıdır. Ay kuşaklarının çoğunlukla Karayipler ve Hawaii gibi tropik bölgelerde dolunay zamanında veya ayın neredeyse dolunay olduğu zamanlarda görebilirsiniz. Bu bölgede genellikle akşam geç saatlerde yağmur yağar. Sis kuşakları ışığın kırılarak sis tarafından yansıtıldığı durumlarda oluşur. Sisin içindeki su damlacıkları yağmur damlalarından daha küçük olduğu için sis kuşağının renkleri gökkuşağındaki renklerden çok daha sönük olur. Hatta bunların bazıları çoğunlukla beyaz görünür. Bunun yanı sıra bulutların içinde görünen gökkuşaklarına ise bulut kuşağı denir.
Herhangi bir sebepten dolayı görüş alanınızdaki bibliokuşağını görmemek istiyorsanız tek ihtiyacınız olan şey bir polarize gözlüktür. Gözlüğü önünüzde tutup yana çevirirseniz gökkuşağı yok olacaktır. Bunun sebebi gökkuşaklarının da polarize olmasıdır. Buysa aynı gözlükte olduğu gibi gökkuşağının ışınlarının da dikey olarak tek bir yönde titreştiği anlamına gelir. Güneş gözlükleri su birikintilerinden veya diğer düz yüzeylerden gelen yansımaları ve parlamaları engellemek için bu şekilde tasarlanmıştır. Onu yan çevirdiğinizde ise gözlüğünüzü yatay olarak polarize hale getirmiş olursunuz. Bunun sonucu olarak dikey polarize cisimleri göremeyeceğiniz için gökkuşağı sihirli bir şekilde ortadan kaybolmuş olur. Gökkuşağı kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor gibi okulda öğrendiğiniz 7 renkle sınırlı değildir. Bunlar sadece gözle görünür spektrumun renkleridir. En uzun dalga boyuna sahip olan renk kırmızı, en kısa olanı ise mordur. Ancak gökkuşağında pembe, kahverengi, mercan gibi diğer renkler de vardır. Hatta 1 milyona kadar renk bulunabilir. Fakat insan gözü ayıramadığından bu renk tonlarını görmemiz imkansızdır. Tek renge sahip olan kırmızı gökkuşakları genellikle güneşin ufukta olduğu gün doğumunda veya gün batımında görülebilir. Dalga boyları daha kısa olan mavi ve mor tonları bu sıralarda dağılmış olduğundan sadece kırmızı rengi görebilirsiniz. Çifte gökkuşağını ise ışığın damlacıkların içinde iki kez yansıması durumunda görebilirsiniz. Böyle anlarda ikinci gökkuşağı daha parlak olanın üstünde çıkar ve renkleri tersinedir. Yani içindeki ilk renk mordur, en sondaki kemeri ise kırmızı renktedir. Işık üç kez yansırsa orada üçüncü bir gökkuşağı daha görebilirsiniz. Güneşin orta kısmında görüleceği için üçüncü gökkuşağını görmek için yüzünüzü güneşe vermeniz gerekir. Renklerinin çok parlak olmaması ve gözünüzü doğrudan güneşe dikmenizi gerektirmesi üçüncü gökkuşağını görmeyi zorlaştıran şeylerdir. Dörtlü gökkuşağını tespit etmekse daha da zordur. Ancak bunlar da doğal olarak meydana gelebilir. Birden fazla gökkuşağının ortaya çıkması son derece nadir olur ve bunlar yalnızca ışığın geldiği yönde ve yağmur damlalarının boyutunda bir değişim olduğunda meydana gelir. Bunların en parlak renkleri genellikle kırmızı ve yeşildir. Bilim insanları laboratuvar ortamında 200. gökkuşağını bile tespit edebildi. Aslında isterseniz etrafınızda tamamen dairesel bir gökkuşağı olmasını sağlayabilirsiniz. Bir gün dağa tırmanmaya giderseniz, güneş arkanızda alçalırken yeterince yükseğe tırmandıysanız ve o sırada daha alçak bir irtifada sis varsa Broken Spectre optik efektine tanık olabilirsiniz. Bu sisin üstüne düşen kendi gölgenizdir. Ancak bu gölge normalde olduğundan çok daha büyük görünür. Sisin üzerindeki bu görsel hale benzeri bir ışık halkasıyla çevrilir. Bu, pencerenizden bakınca uçağın o sırada altındaki bulutların üstünde oluşturduğu gölgenin etrafındakine benzer bir halidir. Bazı gökkuşakları ise baş aşağı olur. Bu optik efekte Braves arc ya da çevresel arc denir. Bu efekt, güneş ışığının farklı özelliklerdeki bulutların içindeki yatay buz kristallerine çarparak belli bir açıda kırılmasıyla meydana gelir. Aslında yıl boyunca sıklıkla yaşanmasına rağmen biz bu doğa olayını altındaki bulutlar tarafından gizlendiği için çok fazla görmeyiz. Eğer çok şanslıysanız gökyüzündeki bu tip gökkuşaklarının aynı anda 2, 3 veya daha fazlasını görebilirsiniz. Bunlar daha bariz ve daha renkli bir gökkuşağını çevreleyen farklı görünümlü daireler şeklinde olduklarından çift veya üçlü gökkuşaklarından ayrılırlar. Bazen gökkuşaklarının yolu kasırgalarla da kesişir. Yani gökkuşakları sürekli olarak sakin bir havayı ve mavi gökyüzünü müjdelemez. Güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı rengindeki ışık lekelerine ise yalancı güneş denir. Bunlar gökkuşağına benzerdir fakat çok daha yaygın görünürler. Ayrıca buz kristallerinden oluşan bulutlara çarpan güneş ışığını filtreleyen nem sayesinde de oluşurlar. Bu buz kristalleri prizma görevi görür. Çoğu yalancı güneş ışığının rengi beyaz olur. Ancak güneşe en yakın kısmı kırmızı, en dış kısmı ise mavi olacak şekilde farklı renklerde de olabilirler.